Uzun saçları vardı, kokusu ilaç, sesi derman. Cümlesi aşkın kanunu, dokunsa güzellik perisi. Kömür karası gözleri vardı, kokusu toprak, sesi can. Cümlesi hayata isyan. Dokunsa beni ölümden alan. Siyah ona ne kadar yakışırdı. Kokusu hayat, sesi türkü, cümlesi cümlem. Dokunsa keşke bir daha. İstifa edeceksin kardeş. Yapıştınız Fener'in yakasına. Ya beni çıldırtmayın ya. Siz nasıl Fenerlisiniz ya? Sinema ekibi değil bu arkadaşlar. Bu Inter'in renklerine falan hastasıyım ben. Bak Fenerbahçelilik böyle bir şeydir arkadaşlar. Yalanla Fenerli olunmaz. Bu takım utanıp yerin dibine girmen lazım ya. Söyleyecek lafım yok. İstifa edeceksin kardeşim. İstifa edeceksin. Yapıştınız Fener'in yakasına. Bırakın gidin ya. Pılınızı pırtınızı toplayın gidin abi. Sizin vasatlığınıza teslim olmak zorunda değiliz. Biz çok daha büyüğünü istiyoruz. Aziz Yıldırım vizyonu tamam. Bu kulübe bir şey veremez. Bırakıp gitmelidir. Eyvallah. Ama Vardar maçında yeterli santrifor alınamadığı için kaybettiği yok abi. Acun Ilıcalı 10 numara oynar. İrem Kanan 6 numara oynar. İbrahim Büyükak sağ açık oynar. Bu takımı gene yenilmeyeceksin sen. Sen Fenerbahçe'sin ya. Siz kimden bahsediyorsunuz arkadaşlar? Koskoca bir camiadan bahsediyoruz. Koskoca. Basketbol takımı Avrupa şampiyonu olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Camiadan bahsediyoruz biz. Bu felaket filan de bu fiyasko. Bu kepazelik. Bir de kaçamazsın savaştan sen. Savaş alanından kaçamazsın. Çıkacaksın. Söyleyecek söz yok. Özür dilerim istifa ediyorum diyeceksin. Bugün de yalandan kulüpte yayınlanmayan açıklamalarla tamirata başladık falan demeyeceksin. O açıklamayı kim yaptırdı? Ben biliyorum kimin yaptırdığını. Yönetim Fenerbahçe resmi sitesine koymadı. Kim yaptırdı? Kendisi yaptı. Kendisi dışarıdan adam var. Dışarıdaki basın danışmanı da kulüpte görevine son verildi. Hı. Zamanında. Anladım. Şimdi getirmek istiyor, getiremiyor da. Ama dışarıdan şey, o zaman Necati'ye falan yaptırsanız abi siz. Kurun hani kurumsaldı Fenerbahçe? Kurumsal kimlik içerisinde. Şimdi ben NTV Spor yorumcusuyum. NTV Spor adına dışarıdan bir açıklama yaptırabilir miyim? Yapabilir miyim yani? Yapamaz. Buranın kurumsal iletişimcisi yok mu? Buranın bir açıklamacısı yok mu ya? Zaten o... Ben mesela Twitter'da kendi kendime... Twitter'da yokum ya. Hani Twitter'ım oldu diyelim. Açtım kendi kendime NTV Spor'u bağlayan bir şey yazdım. Öyle bir şey olur mu ya? Telefon çalar hemen. Ya burada bile büyük yönet, yani büyük sorunlar var. Büyük sorunlar var. Yönetimsel anlamda da sorun var. Aykut Kocaman büyük takım hocası olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Beni yanıltmadı. Gelelim Vardar hocasına. Ver çünkü yani, futbol konuşmayı. Çözdü yani oyun içinde de Vardar hocası çözmüş durumdaydı Fenerbahçe'yi. Bunu da liderliği yapmıyorsun. Sen kalkıp gidiyorsun. Erbatur seni dinleyelim bu arada. Madem Rıdvan Dilmen konusunu açtın. Ben Rıdvan Dilmen sen hocam sen bunlardan daha mı az Fenerliydin ya? Sen niye bıraktın istifa ettin hocam MTK maçında? Beşinci maçta. Niye istifa ettin abi? Sen MTK maçında 10 tane gol kaçırdın. Rüştü elinden kaçırdı. Murat Yakın efendi 2 tane topu boş kaleye atamadı. Rüştü tuttu içeri verdi altta. Sen bunlardan daha mı kötü Fenerliydin? 3 galibiyet 2 beraberlik falan. 3 galibiyet 2 beraberlik. Ligde de 5. haftaya girmiştin. 3 galibiyet 2 beraberlik. Sen niye istifa ettin abi? Sen bunlardan kötü Fenerli miydin? Bak Fenerbahçelilik böyle bir şeydir arkadaşlar. Öyle yalandan Fenerli olunmaz. Rıdvan Dilmen dedi ki ben is bırakıyorum. Sen hala tamirat diyorsun ya. Sana Vardar gibi takım oley çektiriyor oley. Oley çektiriyor. Ve kurumsal bir açıklama. Ha, şey, o çok kıymetli oradan, bir şey. Onu konuşalım. Orada mezarı göm, mezarı kas, gir içine. O kurumsal bir açıklama değildir. Kendi medya danışmanına yaptırdı diyorsun. Aykut çok güzeldi. Sakin, çok. Evet güzel çaldı. Hep sakiniz canım. Sakiniz canım. Çok canım. Yok. Sinirli değiliz. Kırmızı çizgi etiketine yorumlar üzgünüz, gelmeyi üzgünüz. Sürdürüyor. Kahroluyoruz. Ya ben öyleyim. Siz değilsiniz de ben öyleyim. Ayrıca hepimiz üzgünüz. Niye üzülmüyor? Yani siz üzgünüz olabilirsiniz de ben hakikaten çok, gerçekten çok moralim, canım sıkkın yani. Hayal kırıklığı yaşamak deniyor herhalde. Benim Fenerbahçe'mi bu vasatlığa niye mahkum ediyorum ben ya? Etmeyin abi. Çıkın gidin ya. Nasıl Fenerbahçelisiniz siz?
Ama düzeltmeye çalışıyor. Abi nereyi diye düzelteceksin ya? Düzeltemezsin ya. Senin bir zihniyetinde sıkıntı var. Yani senin kafanı sıfırlaman lazım. Aykut Kocaman olarak. Eğer ondan konuşuyorsa. Ya, tamirat yapacağım dedi hoca bunu. Ya neyi tamir edeceksin ya? Sen daha bozuk olduğunu kabul etmiyorsun ki. Şanssızlık var diyorsun. O zaman oku tüflet ya. O da bir tamirat yani. Kurban kes bir şey yap. Ne yapayım yani? Mehmet Sigma Olomuk maçı vardı. Sigma Olomuk maçı. 7 tane yedi Fenerbahçe. Santra'yı Aykut Kocaman yaptı. Ne yaptı biliyor musun? 7. golden sonra. Ne yaptı? Fenerbahçe 7 kişi bitirdi o maçı. Hiç kimse hatırlamaz. Tam bir hakem faciasıdır o maç. Santra'ya koydu. Santra'dan rakip kaleye şut attı. Yemişim senin futbolunu diye. O gün o isyanı gösteren Aykut Kocaman. Fenerlilikten yaptı onu. Sen nasıl Fenerlisin Aykut Kocaman? Vardar denilen takım senin takımını oleye çektirdi ya. Utancından yerin dibine çıkmama girmen lazım. O basın toplantısına çık, özür dilerim, istifa ediyorum demen lazım. İstifa. Ondan sonra sen bizim kocaman umudumuzsun. Gelmesin kardeşim evlatlar. Duygusallıktan bir şey diyemiyor kimse. Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Bugün Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira olsaydı, Fenerbahçe'nin hocası Aykutoviç olsaydı, takımın başında kalır mıydı? Var ya, geberttiniz, gebertirdiniz, gebertirdiniz. Gebertirdiniz. Bu Mehmet faşizmin, sözü bu faşizmin, bu faşizmin bitmesi lazım. Mehmet'im özür dilerim. Vallahi ya bir şey de söylemem lazım. Allah Allah. Şimdi bana hala şanssız gol diyor ya. Neymiş efendim? Pendik'in penaltısı penaltı değilmiş vardı biliyor musun sen onu? Pendik'in penaltısı penaltı değilmiş. Fenerbahçe Pendik'e yenildi. Zeman dedi ki Pendik'in penaltısı penaltı değil dedi. Hatırlıyorum. Benim Fenerbahçe'mi bu vasatlığa kimse mahkum edemez. 1-0'a kadar gayet iyi oynadık nedir ya? Senin bir vurup iki sayman lazım Vardar'a. Aziz Yıldırım tekrar etmeme gerek yok. Ne dediğim 5 senedir belli. Bana bu maç için Aziz Yıldırım'mış, yok Ozan Tufan'mış, yok Josef'miş. Bana ne abi? Samet Han Koç'la çıkacaksın, Yiğit Han Güveni'yle çıkacaksın, Şener Özbayraklı'yla oynayacaksın, Acun Ilıcalı'yla oynayacaksın, İrem Kanal'la oynayacaksın, yeneceksin abi. Vardar çünkü bu, Vardar. Sevilla'yla oynarsın, elenirsin de ben de derim ki ya adama bir düzgün kadro verin de adam da bir şey yapsın yani. Bir şey yapsın. Hala bugün Türkiye'de bu yazı çıktı ya. Hangisi o? Aykut Kocaman yeterince iyi bir santrafor alınmadığını söyleyemeyecek. Gene bilmem neyi içine atacak. Aykut Kocaman gariban yani başkan rezalet. Hemen istifa etsin. Yönetim berbat. Futbolcular zaten hiçbir adam değil. Taraftar vefasız. Kimin yazısı abi? Merkür. Den dolayı şanssızlık, kara bulutlar ama Aykut Kocaman'a hiçbir şey yok ya. Sen genel medyadan mı konuşuyorsun, spesifik mi? Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ın yandaş yazarlarından bahsediyorum. Tamam. Yok isim vereceğim mi diye. Şimdi diyorlar ki Fenerbahçe muhabirleri zaten soru sormazdı filan, sorabilecekler mi? Sordurtmadı ki adam. Onlara da şimdi itham ediyor. Ahmet Ercanlar, Hürriyet'in Fenerbahçe muhabiri, dik advokata sordu kardeşim. Sen Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında mısın dedi. Geçen sene. Belki Aykut Kocaman'a da soracaktı. Sormayıp başka türlü yapsaydı ben buradan eleştirecektim. Ama sen çıkmadın karşısına adamın. O çok ayıp oldu. Yakışmadı o. Sonra bugün tamir edeceğiz. Hadi canım sen de. Orada cevaplayacaktı hoca. Benim yani Fener'imi bu vasatlığa mahkum etmeyin abicim. Bu takım Avrupa şampiyonu olur mu? Bu takım efendim uluslararası arenada ilk 20 takım arasına girer mi? Ne bileyim en azından bir Porto, bir Lyon çapında Avrupa başarılarında sürekli olarak başarılı olabilir mi bir zamanların Lyon'u gibi? Atletico Madrid'in yaptığını yapabilir mi gibi soruları sormamız lazımken bizi vasatlığa mahkum edemezsiniz. Son cümlem. Dikine oyun diye bir şey vardır ve sen bunu hiç bilmiyorsun Aykut Kocaman. Buyurun. Ama özel yaptın. O da her gazeteciye gitmemiş. Bir daha söylüyorum. Fenerbahçe kurumsal iletişimcisi benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim Necati oldu. Necati herkesin başına geçti. Tamam, Necati Mete oldu. Necati herkesin başına geçti. Diyelim ki Necati Fatih Demirkol var. Fatih de futbol takımı. Bir de İhsan abimiz var doğru mu? İhsan abi televizyonun başında. Olsun. Yani iletişimden sorumlu 3 adet. 3 adam var. 3 kişi var. Doğru. Bunların herhangi birisine gitme bu açıklama. Fenerbahçe resmi sitesinde bu saat itibariyle daha hala yoktur.
Aykut Kocaman bu açıklamayı kime yaptırmıştır? Bu açıklamayı muhabirlere veren arkadaşımız Fenerbahçe kulübünde neden çalışmıyor? Yönetim istemiyor. O zaman peki böyle bu, kurumsallaşma ben önce, olmaz. Ben önce özel haber zannediyorum. O zaman bu teknik direktör, yönetimin kurumsal olarak belirlediği hiyerarşik düzeni tanımıyor demektir. Ben önce özel haber zannettim. Habertürk.com'da bizim sevgili kardeşim Ahmet Selim Kul yazmış. Özel haber zannettim. Acil reklama gitmemiz lazım. Gidelim, devam edeceğiz.